Herkese selamlar. Bu videomuzda üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için matematik kitap önerisi yapacağız. Arkadaşlar hem TYT hem AYT matematik için tek video ile kitap önerisi yapmamız çok zor. Dolayısıyla matematik kitap önerisi videolarını 4 set şeklinde sizlerle paylaşacağız. Birinci setimizde TYT matematik soru bankası. İkinci setimizde AYT matematik soru bankası. Üçüncü setimizde AYT fasikül önerileri. Dördüncü setimizde de problemler fasikül önerileri şeklinde 4 video ile sizlerle paylaşım yapacağız. Matematik anlamında piyasada yaklaşık olarak 150 ile 200 civarı kitap mevcut. Dolayısıyla bütün kitapların incelemesini ve size bilgi vermemiz çok zor. Ben bunların içinden 20-25 tanesini nitelikli gördüğüm, size faydalı olacağını düşündüğüm kitapları seçip bunların detayı hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Her seviye için kolaydan zora gidecek şekilde kitap tavsiyesi yapacağız. Matematikte kendi seviyenize uygun kaynak çözmek çok önemli. Gelişim sağlayabilmeniz için mutlaka kendi seviyenizde kitaplar çözmelisiniz. Dolayısıyla bu videoyu izleyip kendi seviyenize uygun kitabı seçmenizi sağlayacağız. Lafı çok uzatmadan arkadaşlar kolaydan zora olacak şekilde kitap önerilerine başlayalım. Şimdi ben hiç matematik yapamıyorum diyorsanız, eğer hiçbir şekilde matematikle alakanız yoksa, sıfırsanız, 4 işlemde dahi zorlanıyorsanız size önerebileceğim bir tane kitap var. O da Antrenmanlarla Matematik kitabı. Antrenmanlarla Matematik kitabı 1 ve 2 olmak üzere 2 ayrı kitaptan oluşuyor. Birinci kitap daha çok 4 işlem, üstlü sayı, köklü sayı, denklem kurma, sıfır düzeyde, bakın çok basic düzeyde bunları size öğretmeye çalışıyor. İkinci kitap birinci kitaba göre bir tık daha ağır bir kitap. İçinde temel kavramlar ve problemler var. Ama kolay kitap değil. Bunların hepsi başlangıç seviyesi. Matematiğim sıfır diyorsanız, sıfırla 5 net arası netler yapıyorsanız çözmeniz gereken kitap Antrenmanlarla Matematik. Geçelim arkadaşlar kolay seviye kitap önerilerine. Kolay seviye kitap önerileri için size 3 tane kitap önereceğim. Birinci kitabımız Okyanus Yayınları'nın 40 Seansta TYT Soru Bankası. Kitap içerik olarak arkadaşlar bir konu anlatımı yapıyor. Daha sonra sol tarafta örnek soru, sağ tarafta öğrencinin çözeceği soru şeklinde soru tipleri üzerinden hareket ediyor. Konu bitince de en sonunda altın ve gümüş seri diye 2 tane seviye testi koyuyor. Biri çok kolay, diğeri de orta kolay kıvamında test oluyor. İkinci önereceğim kitap Aktif Yayınları'nın Aktif Matematik Soru Bankası. İçerik olarak Okyanus Yayınları'na oldukça benziyor. Kuralın altında örnek soru, örnek sorunun yanında öğrenci örneği. Örnek soruya birebir eşdeğer soru, sadece rakamları değişiyor. Her iki kitabın da ortak paydası öğrenciye soru tipi tanıtmak. Daha çok soru tipleri üzerinden giderek öğrenciye bir temel oluşturmaya çalışıyor. Yine aktif matematiğin sonunda da yine karma tarama testleri oluyor. Seviyeleri kolay ve birazcık ortaya yakın testler bunlar. Üçüncü önereceğim kitap Karekök 0. Karekök 0'ın işleyişi önceki iki kitaptan bir tık daha farklı. Köşe taşı örnek. Köşe taşı örneğin içinde hem konu anlatımı oluyor hem örnek soru oluyor. Altında da bu köşe taşı ile ilgili 4 tane soru tipi oluyor. Aşağı yukarı her konuyla ilgili 20-25 tane köşe taşı soru oluyor. Bu köşe taşı soruların bittikten sonra da genel tarama testi koyuyor. Her 3 kitabın ortak paydası soru tipi üzerinden gitmek. Öğrenciye soru tipi öğretmeye çalışıyor. Şimdi kolay seviye için size 3 tane kitap önerdim. Kolay seviye benim için 5 ve 10 net arası yapan arkadaşlardır. Eğer 5 ile 10 net arası matematik neti yapıyorsanız çözmeniz gereken kitaplar bunlar. Bu 3 kitaptan birini seçip çözebilirsiniz. Kolay seviye kitapların ortak özelliği içinde %90-95 bandında klasik soru barındırıyor. Klasik soru barındırmasının nedeni de bu düzeydeki öğrencilerin temel sıkıntısı var. Matematik temeli oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni nesil soruyla size temel oluşturmamız mümkün değil. Dolayısıyla kitapların üçünün de ortak özelliği klasik sorulardan oluşması. Bu 3 kitaptan birini çözdükten sonra verimli bir şekilde çözüyorsanız büyük ihtimalle artık matematik netleriniz 10 ve 10'un üstüne çıkacaktır. 10 ve 10'un üstüne çıkınca artık orta seviye bir kitap çözmeye başlayabilirsiniz. Geçelim arkadaşlar orta seviye kitap tavsiyelerine. Şimdi birincisi orta seviye kitap tavsiyelerini vermeden önce bu orta seviye ile ilgili size birazcık bilgi vereyim. 1. 10 net ve 10 netin üstünde yapıyorsanız artık orta düzey bir matematik kitabı çözebilirsiniz. 10 netten kastım da şu arkadaşlar. 40 matematik sorusundan bahsetmiyoruz. 40 matematik sorusunun biliyorsunuz 10 tanesi geometri. 30 matematikten 10'u geçiyorsanız artık orta düzey bir matematik kitabı çözebilirsiniz. Şöyle bir durum var orta düzeyde. Orta düzeyle ilgili çok fazla kitap tavsiyesinde bulunacağım. Bunun nedeni de birçok öğrenci 10 net ile 20 net arasında sıkışıyor. Benim için orta düzey 10 net ile 20 net arasıdır. Orta düzeyi arkadaşlar iki parçaya ayırarak size anlatacağım. Bir,
10 ve 15 arası yapan, bir de 15 üstü yapanlar diye. İki parçaya ayırmamın nedeni, 20'li netleri geçmek istiyorsak mutlaka bu düzeyden iki tane kitap taramamız gerekiyor. Ondan dolayı birazcık orta kolay, bir de orta ve üstü bir kitap çözerek bu seviyeyi geçmeye çalışacağız. Lafı çok uzatmadan hemen orta düzey kitap tavsiyelerimize başlayalım. İlk önce 10 ve 15 net arası için önereceğim kitaplarla başlıyorum. Birinci önereceğim kitap Kafa Dengi'nin Turuncu kitabı. Kitabın içeriğindeki tabii klasik zor ve yeni neslin adını değiştirmişler. Her kitabın, bakın orta düzeydeki bütün kitaplar klasik, klasik zor ve yeni nesil diye 3 parçadan oluşacak. Adlarını değiştirecekler. Mesela Kafa Dengi bunun için şöyle demiş: öğretici, geliştirici ve empatik diye kendine göre adlandırmış. Klasik, klasik zor ve yeni nesil şeklinde ilerliyor. Eğer 10 net üstü, 10-15 arası net yapıyorsanız önerebileceğim birinci kitap Kafa Dengi'nin Turuncu kitabı. İkinci kitabımız, ki zaten birçoğunuz biliyor, Çap Fasükülleri. Çap Fasükülleri'nde şöyle bir durum var. 6 tane fasükülden oluşuyor arkadaşlar. Sayılar, fonksiyonlar 1, kümeler mantık, permütasyon, kombinasyon, olasılık, polinomlar ve problemler şeklinde 6 fasükülden oluşuyor. Burada şöyle bir durum var. Çap fasüküllerini çözdükten sonra eğer 10-15 arası yapıyorsanız önereceğim bir kaynak direkt sizi 20 netin üzerine atabilir. Şöyle bir durum var. Oldukça fazla soru barındırıyor. Biraz uzun bir sürede çözmeniz gerekecek. Eğer yeteri kadar vaktiniz varsa ben şiddetle çözmenizi tavsiye ediyorum. Tam olarak orta seviye bir yayın. Biraz da çap fasüküllerinin içeriğinden bahsedeyim. Direkt konuyu anlatırken konu özetiyle başlıyor. Daha sonra standart sorular ve standart soruların çözümü, ÖSYM tarzı sorular ve ÖSYM tarzı soruların çözümü, en sonunda da konu pekiştirme diye 3 aşamalı test koyuyor. Bütün konu bittikten sonra da en arkada amatör, uzman, profesyonel şeklinde genel tarama testini koyuyor. Her fasükül aşağı yukarı 1000 soru barındırıyor. Oldukça güzel fasüküller. Eğer 10 civarı net yapıyorsanız şiddetle çözmenizi tavsiye edeceğim bir yayın. Geçelim 3. kitabımıza. 3. kitabım da yine çap fasükülleriyle eşdeğer bir kitap. Barış Ayhan'ın Kaf Yayınları. Barış Ayhan'ın Kaf Yayınları arkadaşlar 4 setten oluşuyor. 1 ve 2. seti TYT, 3 ve 4. seti de AYT arkadaşlar. 1 ve 2. seti aynı çap fasükülleri gibi oldukça fazla soru barındırıyor. Eğer benim yeteri kadar vaktim var diyorsanız şiddetle çözmenizi öneririm. 10 net civarı yapıyorsanız sizi 20'nin üzerine atacaktır verimli bir şekilde çözerseniz. İçinde oldukça fazla soru var. Aynen çap fasüküllerinde olduğu gibi. Yine seviye seviye gidiyor. İşte öğretici test, daha sonra uygulama testi, ondan sonra ödev testi, daha sonra işte ÖSYM tarzı, derece testi diye 6 seviye ayrılan testler var. Ve bunların hepsinin Kaf Yayınları'nın, Barış Ayhan Yayınları tarafından bir internet sitesi var. Burada güzel konu anlatımı, çözüm videoları var. Yine benim vaktim var diyorsanız çözmenizi tavsiye edeceğim bir yayın. Dördüncü yayınım arkadaşlar, Supara TYT Matematik Soru Bankası. Supara bu önceki 3 yayına göre birazcık daha fazla klasik soru barındırıyor. Fakat ben hızlanacağım diyorsanız, hız kazanacağım diyorsanız, klasik soruları oturtacağım diyorsanız Supara'yı tavsiye edebilirim. Tabii içinde yeni nesil soru da var ama %70'i klasik, %30'u yeni nesil diyebilirim. Beşinci kaynağım arkadaşlar, ki benim de favori kaynağım. Eğer orta seviye kitap çözmeye başlıyorsanız benim videonun en sonunda size çözmeniz gereken kitaplarla ilgili bir sıralama da vereceğim. Orta seviyenin birinci kitabı 3-4-5 TYT Matematik. 3-4-5 TYT Matematiği niye çözmenizi istiyorum? Bir kere görünümü diğer kitaplardan daha güzel. Geniş soru alanları var. Kolay çözmenizi sağlıyor. İçerik kısmı aşağı yukarı diğer orta seviye kitaplarla aynı. Klasik sorular, ÖSYM tarzı sorular ve orijinal sorular diye 3 parçadan oluşuyor. Klasik soruları da kendi içinde kolay, orta, zor diye kategorize etmiş. Daha sonra ÖSYM tarzı sorular demiş. En sonunda da orijinal sorular koymuş. Hakkıyla 3-4-5'i çözerseniz arkadaşlar bence netleriniz 20'li netleri geçecektir diye düşünüyorum. Benim orta seviyede birinci çözmenizi istediğim kitap 3-4-5 TYT Matematik. Şimdi orta kolay şikletin, yani 10-15 net arasının son kitabından bahsedeyim. O da Full Matematik. Bu kitabın da tarzı diğer kitaplardan farklı olduğu için buraya koydum. Bir testi şu şekilde incelemiş. 12 soruluk bir testin 6 sorusu klasik, 6 sorusu yeni nesil. Yani direkt test içinde sol tarafta klasik soruları göreceksiniz. Sağ tarafta da yeni nesil soruları göreceksiniz. Eğer 10 ile 15 net arası yapıyorsanız bu 6 kitaptan birini çözerek bir üst seviyeye geçiş yapabilirsiniz. Bir üst seviyede benim için 15 ve 15 üstü diye adlandırıyorum. Buradaki kitapları arkadaşlar sıralarken birazcık zorlandım. Çünkü zor kitaplar da var. Bunlardan bahsedeceğim. Ama ilk etapta kesinlikle çözmeniz gereken ikinci kitaptan bahsedeyim. Bilgi Sarmalı TYT Matematik. Eğer orta kolay seviyeden 10 ile 15 arasından bir kitap çözdüyseniz ikinci çözmeniz gereken kitap benim tavsiyem Bilgi Sarmalı TYT Matematik. Kitabın içeriği %50 yeni nesil sorulardan oluşuyor. Hemen
bir özetleyici bir kısım veriyor. Konu özeti yapıyor. Daha sonra oryantasyon testi. Oldukça kolay bir testle başlıyor. Ondan sonra klasik testler. Klasik testler kolaydan zora doğru gidiyor. Yine içinde yeni nesil soru barındırıyor. En sonunda da simülasyon ve sarmal testleri var. Bu kısımlar oldukça zor ve eğer zaten bu kısımları çözüyorsanız bence matematik netleriniz 25'li netleri geçiyordur diyebilirim. Gayet başarılı bir kitap. Eğer orta üstü bir kitap çözecekseniz benim tavsiyem bilgi sarmalı olur. Önereceğim ikinci kitap arkadaşlar 3D TET Matematik Soru Bankası. Kitap birazcık zor. Bilgi sarmalı kadar klasik yeni nesil soru barındırmıyor. Klasik soru sayısı biraz daha fazla. %60 klasik, %40 yeni nesil diyebilirim. Ama yine gayet güzel sorulardan oluşan. İşleyişi aynı. Bakın orta düzeydeki bütün kitapların işleyişi aynı. Klasik sorular. Daha sonra ÖSYM tarzı ve ÖSYM tarzından bir tık daha zor sorular şeklinde gidiyor. Bu kitabın yine işleyişi de benzer. Ama gayet başarılı bir kitap. İçindeki soru kalitesi oldukça iyi. Çözmenizi tavsiye edeceğim diğer kitap da 3D TET Matematik'te. Üçüncü kitabımız Paraf Yayınları'nın TET Soru Kütüphanesi. Yine soru kalitesi 3D gibi oldukça güzel. Yeni nesil sorular kitabın %50'sini oluşturuyor. Yine kitabın içeriği aynı. Bakın klasik sorular ve ÖSYM tarzı sorular diye iki kategoriye ayırmış. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada buna değinmek istiyorum. Klasik soru öğrenmeden yeni nesil soru çözmeniz çok zor. Dolayısıyla bütün test kitapları klasik sorularla başlar. İlk önce klasik soruları öğrenmelisiniz. Daha sonra yeni nesil sorulara gitmelisiniz. Orta düzeyde ve orta üst düzeydeki kitapların tamamı da klasik, arkasından yeni nesil diye hareket ediyor. Neyse çok uzatmadan dördüncü kitabımıza geçelim arkadaşlar. Dördüncü önereceğim kitap Metin Yayınları. Metin Yayınları'nın TET Soru Bankası. Bakın bu kitaplar son birkaç yıldır hayatımızda var. Metin Yayınları da geçen yılla beraber hayatımıza giren bir kitap. Bu kitap 15 üstü bir kitap. Yani orta zor siklette, hatta birazcık daha zora yakın bir kitap. Yine eğer hani ben bilgi sarmalını çözdüm, 3-4-5'i çözdüm diyorsanız 3. kitap olarak mesela bunu çözebilirsiniz. Gayet başarılı bir kitap. İçerik kısmı diğer orta düzey kitaplarla aynı. Klasik sorular. Daha sonra ÖSYM tarzına geçiyor. Tabii bunun adlandırmasını farklı yapmış. Öğreniyorum, pekiştiriyorum, üniversiteliyim, fark atıyorum diye 4 seviye test koymuş. İlk 2 seviye klasiklerden oluşuyor. Sonraki 2 seviye birazcık daha yeni nesil sorulardan oluşuyor. Bu kitabı çözerseniz bence matematik netleriniz çok rahat 25'in üzerine çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben de tavsiye ediyorum. Oldukça başarılı bir kitap. 5. önereceğim kitap Merkez Yayınları'nın Merkez TET Matematik Soru Bankası. Yine içerik olarak bilgi kontrol, ÖSYM tarzı ve master diye 3 seviye ayırmış. Bilgi kontrol dediğimiz kısım klasik sorular. ÖSYM tarzı işte üniversite soruları, biraz daha orta düzey yeni nesil sorular. Master soruları da artık oldukça zor yeni nesil sorulardan oluşuyor. Soru kalitesi fena değil. Çözmek isteyen arkadaşlar için önerebileceğim bir kitap yine. Geçelim 6. kitabımıza. Ki artık bundan sonra önereceğim kitaplar birazcık daha orta zor, hatta zor diye adlandırabiliriz. 1. önereceğim kitap Yayın Denizi'nin Pro Simülatör serisi. Kitap geçen seneye göre arkadaşlar yenilendi. İçindeki yeni nesil soru sayısı neredeyse %70'lerde. İçerik kısmı olarak diğer şeylere benziyor. Bilgi sarmalına, parafa benziyor. Klasik soru, sonra yeni nesil diye gidiyor. Ama oldukça fazla yeni nesil soru var. Ben artık hani 20'li netleri geçiyorum diyorsanız çözeceğiniz bir yayın olabilir. Yayın Denizi Pro Simülatör serisi. Geçelim diğer bir kitabımıza. Karekök TET Soru Bankası. Bakın eski Karekök TET Soru Bankası klasik ama kitap kendini bu sene yenilemiş. Klasik soruların yanına oldukça fazla yeni nesil soru eklemiş. Artık kitabın neredeyse %50'si yeni nesil sorulardan oluşuyor. Karekök orta zor demeyeceğim. Direkt zor bir yayın aslında ama kitap soru seviyesini biraz aşağı düşürdüğü için kitabı açtım inceledim. Birazcık hani klasik sorularını kolaylaştırmışlar. Onun yerine yeni nesil sorular eklediği için orta zor kategorisine koymak istedim arkadaşlar. Kitabın içeriği de şu şekilde. Normal klasik testleri yine veriyor. Arkasından bu sefer rutin olmayan sorular diye bir kısım eklemiş. Problemler fasikül tavsiyemizde zaten değineceğiz. Piyasadaki en zor problem fasiküllerinden birincisi rutin olmayan problemler, diğeri de apodemi. İşte Karekök TET kitabına da klasik testlerin arkasında rutin olmayan sorular diye oldukça yeni nesil ve zor sorular eklemiş. Bence hani ben artık 20'li netleri geçiyorum diyorsanız çözebileceğiniz güzel bir kitap. Kendini yenilemesi de bizim için iyi bir şey tabii ki. Arkadaşlar son olarak orta zor kategorisini önereceğim kitap Eğitim Vadisi'nin Modüler Soru Bankası. TET Matematik Modüler Soru Bankası. Kitap 3 fasikülden oluşuyor.
faskül faskül gidiyor. Sayılar, işte problemler, fonksiyonlar diye ayırmış faskülleri. İçindeki sorular tabii ki yine klasik sorulardan oluşuyor. Başlangıç testleri klasik. Klasikten sonra beceri temelli sorular ve ÖSYM tarzı diye iki tane daha seviye testi koymuş. Kitabın aşağı yukarı %50'si %60'ı yeni nesil sorulardan oluşuyor. Fakat klasik soruları da oldukça zor. Çözmenizi tavsiye edebileceğim kitaplardan biri. Fakat 20'li netlere ulaştıysanız bence çözün. İçerik kısmı yine zor bir kitap arkadaşlar. Orta seviye ile ilgili de tavsiye edeceğim son kitap Eğitim Vadisi'nin Modüler Soru Bankası'ydı. Şimdi orta seviye kitapları arkadaşlar toparlamak istiyorum. Eğer netleriniz 10 ile 20 arasındaysa bu aşağı yukarı 12-13 tane kitap tavsiyesinde bulundum. Bu kategoriden en az 2 kitap, hatta 3 kitap da çözebilirsiniz. Bir tane orta kolay ki benim favorim zaten 3-4-5'ti. 3-4-5 daha sonra üzerine 15 üstü yani orta zor siklette yeni nesil soru sayısı daha fazla olan, daha zorlayıcı soru sayısı fazla olan bir kitap eklemenizi istiyorum. O da benim yine önerim Bilgi Sarmalı. Ama 3D de çözebilirsiniz, paraf da çözebilirsiniz. Hepsi gayet başarılı kitaplar. Zaten videonun altında kitaplarla ilgili açıklamaları da ekleyeceğim. Oradan da kendiniz seçim yapabilirsiniz. Eğer arkadaşlar bu kategoriden 2 kitap çözdüyseniz ve artık netleriniz 20 üstü, 25'e yaklaştıysa zor bir kitap önereceğim. Fakat illa zor bir kitap çözmeniz gerekmiyor. Ona da değinmeden geçmek istemiyorum. Bakın bu kategorinin sonundaki Yayın Denizi olsun, Karekök olsun, Eğitim Vadisi'nin modüler kitabı olsun zaten zor diyeceğim kitaplar. Bunlardan birini de çözebilirsiniz. Lafı çok uzatmayacağım. Zor kategori içinde size 2 tane kitap önereceğim arkadaşlar. Eğer netleriniz 20 üstü geliyorsa, 20-25 bandında geziyorsanız 2 tane kitap önereceğim. Birincisi Acil TYT Matematik Soru Bankası, diğeri de Orijinal TYT Matematik Soru Bankası. Hemen kitapların içeriği ilgili de bilgi vereyim. Acili zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Zor diye nam salmış durumda son 3 yıldır. Şöyle işliyor kitap. Bir, klasik sorular tamamen yazılı. Gerçekten klasik. Cevapları olmayan klasik bazlı sorular var. Sonuna doğru yeni nesil soru geliyor. Bir de test kısımları var. Geçen senelere göre kitabı bir tık kolaylaştırmışlar arkadaşlar. Eskisi kadar zor değil ama hala zor kategoride. Özellikle test kısımları gayet başarılı, zihin açıcı sorulardan oluşuyor. Eğer ben TYT Matematik'ten bir kitap daha çözeceğim diyorsanız, 20-25 arası yapıyorsanız, önereceğim birinci kitap ki orijinale göre daha çok önereceğim kitap, Acil TYT Matematik Soru Bankası. İkinci kitabımız da Orijinal TYT Matematik Soru Bankası. Bu kitap Acil'den birazcık farklı. 3 seviyeye ayrılmış. Sarı, mavi ve kırmızı. Sarı dediğimiz kısım kolay. Mavi dediğimiz kısım ÖSYM tarzı. Kırmızı dediğimiz kısım da hem ÖSYM tarzı hem de orijinal. Zihin açıcı sorulardan oluşuyor. Oldukça zor bir kitap. %70-%80 bandında yeni nesil sorulardan oluşuyor. Çözmek istiyorsanız çözebilirsiniz. Acil ile beraber önereceğim diğer zor kitap da orijinal arkadaşlar. Aşağı yukarı arkadaşlar 20-25 civarı size matematik kitap önerisi yaptım. Şimdi artık cümlelerimi toparlayacağım ve üçlü bir kitap önerisi de yapacağım size. Bakın arkadaşlar özellikle net aralıkları vererek kitap tavsiyesi videosu yaptım. 5 ile 10 net arası yapan bir arkadaş acil çözemez. Veya 25 net yapan bir arkadaş da gidip okyanus çözemez. Herkes kendi seviyesine uygun kitabı çözmeli. Mümkün olduğunca da her seviye için piyasadaki en güzel, sizi geliştireceğini, nitelikli soru sayısının fazla olduğunu düşündüğüm kitapları önerdim. Bunun dışında tabii ki kitaplar var. Eğer videonun altına yorum yazarsanız o kitapları da inceleyip size o kitaplarla ilgili dönüş yapacağım arkadaşlar. Hani videonun altında boş bırakmayacağım. Gelelim. Hocam ben sıfırdan başlıyorum, ne çözmeliyim? Kolay seviye için herhangi bir kitap ayrımı yapmıyorum. Üçünden herhangi birini çözebilirsiniz. Okyanus da olabilir, Karekök sıfır da olabilir, aktif matematik de olabilir. Esas tavsiye yapacağım yer orta ve orta üst kısım. Orta seviye kitap çözüyorsanız, bakın benim öğrencilerime önerdiğim sıralama şu. 3-4-5 ile başlayın. Yani 10 net üzeri yapıyorsanız 3-4-5 ile başlayacaksınız. Daha sonra bilgi sarmalını ekleyin. Daha sonra da acil. Benim üçlüm bu arkadaşlar. Yok ben bu sıralamaya uymayacağım diyorsanız 3-4-5 bilgi sarmalı üzerine yayın denizi koyabilirsiniz. Karekök koyabilirsiniz. Artık buranın seçimini siz yapmalısınız. Ben zaten size bununla ilgili gerekli detaylı açıklamaları kitap tavsiyelerinin içinde verdim arkadaşlar. Kendi üçünüzü kendiniz seçebilirsiniz diye düşünüyorum. Ha bu noktadan sonra ne yapalım? Hocam ben 3 kitabı çözdüm. Ne yapmalıyım? Yeni bir soru bankası çözmeli miyim diyorsunuz. Yani bir 4. bir 5. kitabı. Bakın arkadaşlar netleriniz artık 20'li netleri geçiyorsa 23, 24, 25 o netlere ulaştıysanız
Bence artık TYT Soru Bankası çözmeniz gereksiz. Bunun yerine sınav sürecine kadar problemler faskülü ve TYT branş matematik branş denemeleri çözerek devam edebilirsiniz. Bunlarla ilgili de öneri videoları çekeceğim. Problemler, faskül önerileri ve matematik branş denemeleri tavsiyeleri çekeceğiz arkadaşlar. Oradan da kendinize uygun denemeleri seçip çözebilirsiniz. Umarım videonun faydası olmuştur. Bu kitapların dışında kitap soracaksanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben hepsine bir bir cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın.